Bismillahirrahmanirrahim. 12. dersteyiz. Elif cüzü derslerimizde harflerin uzatılarak okunuşu. A öyle mi? Dersin ya Türkçede. A onun gibi. Uzatma harfleri kaç tane? 3. Bu konu çok önemli. Uzatma harfleri 3 tane demek. Bu 3 harfi görürsen uzatırsın. Bunlar ya görünürdür ya da gizlidir. Evet bunlar görülmüyorsa ortada yoksa gizli olarak da yoksa yani uzatmayacaksın dikkat et. Şu an ben de uzatmayayım başlayayım. Vav harfi bir adet uzatma harfidir. Ya harfi ikinci uzatma harfi. Elif üçüncü uzatma harfidir. Üç tane uzatma harfi var. A, i, ı. Yani şu demek. Sen normalde şu gördüğün harf ney? B harfi değil mi? Üstünde bir çizgi var. Üstün var. Nasıl okursun? B. B'dir bu. Haklısın. B'den sonra şöyle bir elif gelseydi ama şu an nasıl okursun? Yine B mi? Hayır. Değişti işler. Ne oldu? B. B. şu. B. Üstteki ne? B. Alttaki B. Üstteki B. Uzatıyorsun. Fark var veya şöyle okuyalım. Ne yazıyor? Bu. Şimdi ne yazıyor? Bu uzatacaksın. Bu. Ama ne kadar uzatacaksın? Bu. Ne yaptın? O kadar değil. Buna bir elif miktarı derler. Bir elif miktarı ortalama şöyle basitçe söylemek gerekirse 1 saniye 1.25 saniye kadar. böyle bir bilgi kitaplarda geçmez de. Ben yeni başlayanlara kolaylık olsun diye söylüyorum. Yoksa terim nedir? Bir elif miktarı uzatılır. İyi de bir elif ne demek yani? Ortalama bir saniye diyelim. A, i, u gibi. A, olmadı. Ha, o zaman uzatmaya dikkat edeceğiz. Evet. Burada vav'un uzattığını gördün. Mesela tekrar yazalım. Bu harf tek başına nasıl okunur? T. Yanına bir elif gelirse Ta. Ha. Bu harf tek başına T. Peşine ya gelseydi T. Bu harf tek başına nasıl okunur? Tu. Peşine vav gelse Tu. Uzatma var. Ha o zaman uzatma harfleri bir, vav, iki, ya, 3. elif. Yani sıralam önemli değil. Vav, ya, elif bu üç harf uzatma harfidir. Bunları bilsen Bunlar hangi harfin peşine gelirse uzatmaya yararlar. Harfin solunda yer alacak. Yani sağındaki harfleri uzatırlar. Bazen bunlar gizli de olabilir. Yani elif her zaman görmezsin. Mesela burada ne yazıyor? E yazıyor. Evet. Ama e şöyle olsaydı. Yukarı doğru dursa çizgi yukarı doğru. A uzat. Burada i yazıyor. Evet. Aşağı doğru çizgi olsa i. Uzat demektir. Niye? Böyle aşağıya doğru bir çizgi var. Peşine de yağ görmüyorsan, bil ki orada ya gizli olarak vardır. Bu bilgi çok önemli değil. Ee, evet, şöyle yukarı doğru bir çizgi gördüğün, bil ki ne var? Burada gizli bir elif var. Yazılı yok ama gizli. Bu ilave bilgi. Bunu senin bilmen gerekmiyor. Senin bilmen gereken şey herhangi bir harfin üstünde şöyle yukarı doğru çizgi olursa A aşağı doğru olursa i diye uzatır. Bunu unutma. Peşine vav, wow, ya, elif. Bunlar da uzatan harflerdir. Sol taraflarındaki harfi uzatırlar. Ne zaman? Kendileri hareketsizse tabii ki de. Kendilerinde hareket varsa nasıl uzatsın? Değil mi? Peki geçelim buraya. A, I, U. ilk mesela A diye uzatıyorsun bak. İlk harfe dikkat et. Bir tane elif varmış. Üstüne yukarı doğru bir çizgi varmış. A diye okutur. Peşine şu ortayı görüyorsun. Ortada ne var? Ortada bir adet elif var. Peşine bir tane ya yazmışlar. Aşağı doğru çizgi yapmışlar. İ, Buna başka bir şey peşine u yazmışlar. Görüyorsun. Vav ne yapıyor? Sağındaki harfi uzatıyor. Burada ya ne yapıyor? Sağındaki harfi uzatıyor. Peki bu niye uzattı? ilk baştaki. Onda gizli elif var. Söylediğim üzere. Yukarıda o çizgi olduğu için uzatırsın. Ama şöyle bir çizgi olsa uzatma olmazdı. E diye okunurdu. Peşine ba, bi, bu, bay'ı uzattın? Çünkü bağ denen şey esasen ne burada? Bağ denen yere dikkat ettiğinde şuraya bahsediyoruz. Ba ne var? Burada bir elif var. Hareketsiz elif var. Sağındaki harfi yani ba harfini uzatıyor. Peşine ne yazmışlar? Peşine şöyle bir şey yazmışlar. Bi burada ne var? Ya harfi var. Burası ya'dır bunun. Ya ne yapar? Sağındaki harfi yani ba'yı uzatır peşine bu gelmiş. Burada vav var hareketsiz. O da ne yapar? Sağındaki bayı uzatır. Bu konu baya has değil ama tüm harfler için geçerli. Bak ta yazmış. Ta, ti, tu. Ta'yı uzatan elif. Ti'yi uzatan ya. Tu'yu uzatan vav var. Hareketsiz olarak bulunmuşlar. Sağlarındaki harfi uzatmışlar. Fa, fi, su. Ca, ci, JU, ha, hi, hu Bir de uzatırken E diye uzatmazsın Yani bunu B normalde değil mi? Mesela burada ne yazıyor? B Yanına bir uzatma elifi geldi B Uzatırken A diye uzatacaksın A'ya yakın bir ton ile Bir ses ile Yani asla B değil çok kaba bir şekilde ba da değil tabi ba hafif yumuşak bir a ile ba ba değil ama b de değil ona dikkat edin ta 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 yumuşak biraz ti tu fa fi su c c uzatıyoruz bak c değil c de değil c

fa fa fi su qa qi hemen bir sınav kan harfler hangileriydi kan harfler a diye mi okunurdu e diye mi okunurdu devam ka ki ku la li lu la uzatana La'yı öyle sanıyorum ki ilk testi anlatmış olmalıyız. Esasen bir adet lam varmış, peşine bir adet elif gelmiş. Bunlar mıknatıs gibi böyle yaklaşmış, yaklaşmış, kaynaşmış. Sonuç olarak lam biraz yamulmuş, elif de bu tarafa doğru yamulmuş. Derken bunlar ne olmuş? Lam elif olmuş. Sağ taraftaki lam soldaki eliftir. Tamam mı? Yani ne olmuş? Sağdaki lam soldaki elif olunca ne oluyor bu durumda? Bak elif hareketsiz olarak bulunmuştur. Sağındaki la mı ne yapar? Uzatır. La. O yüzden uzatıyoruz. Li, lu, ma, mi, mu, na, ni, nu, ve, vi, vü, he, hi, ya, yi. U uzatmalara dikkat ediyorsunuzdur inşallah. Vav ya elif uzatma harfleridir. Vav ya elif sağındaki harfi uzatır bunlar. Ne kadar uzatır? Bir elif miktarı uzatır. 13. ders. Uzatmaya devam ediyoruz. İnci harfleri a e arası. Kan harfleri ise direkt a olarak uzatabilirsin. Ya ma la la değil, la yumuşak. İza dame dame değil. Da dâ, da dâ, dame. Rame. Kale. Kane. Zade. Bak za da demiyorum. Za de. Zayı uzatıyorum. Elif var çünkü. Sağındakini uzatır. Ama dalı uzatmıyorum. Za de. Na ra. E râ, de. Ma da me. Ma uzattım elif var. Da'yı uzattım elif var görüyorsun. Elif sağındaki harfi uzatır. Kitabu. Kitabu kelimesine dikkat ettiğinde ne görüyorsun orada? Bir tane kef var. Peşine ta gelmiş. Ta'dan sonra ne var şurada? Elif var. Değil mi? Kita derken burada elif var. Bu elif tay uzatıyor alemu yekadu yekadu'ya baktığında ne görüyorsun? Bir adet ya harfi var. Peşine kef gelmiş. Daha sonra bak burada hop bir elif var. İşte bu elif ne yapıyor? Kefi uzatıyor. Yekadu azabu ibadi ibadi maliki sadiqi kafiri Sübhan'e burada cizim, sukun işaretini alıştırması da var diyebilirsin yani. Süb Sübhan'e Aleyna, aleyna, madi ne ihdi ne razak ne ma ne eshabe Eb sara. Eb sa, Eb -sa uzatıyorum. Elif var. Bime bime. Evet orada mim var. Buradaki mim arkadaşlar genelde göremiyorlar. Yani şöyle yazılabilirdi. Bi ma. Burada ne var? Mim var. Peşine ne var? Elif var. Elif ma'yı uzatıyor. Bi ma un zile. Ve ma hum. Ve ma hum. Evet, uzatma harflerinde yayı ele alıyoruz. Kendisinden önceki ince harfi i diye kalın harfi ise ı, I, i arası bir ses ile uzatır. Böyle tabi ikisi arası diyor. Şu demek esasen mümkünse ne yapmak gerekir? Mümkünse bir hocadan ders almak gerekir. Yani elif cüzü dersi ben oturdum 40 tane elif cüzü dersi izledim, öğrendim. Değil bir hocaya gitmek birebir yani yüz yüze ders almak gerekir. İ li burada harf ne? Li. Bir tane lam varmış tamam mı? Peşine de yağ geliyormuş. Bu lam ile ya kaynaşmış. Böylece şöyle yazılmış. Bu li'dir. Yani bu lamdır. Elif değildir. Belki eliftir hocam. Elif harfi yukarıdan aşağı gelir ama sola dönemez. Bak sola dönmez elif yukarıdan aşağı gelir. Eğer dönecekse sağa döner. Lam ise yukarıdan gelir dönecekse sola döner. Yani lam ile elif arasında bir benzerlik var. İkisi de yukarıdan aşağıya doğru gelir. Doğru. Sağa dönerse eliftir. Sola dönerse lamdır. Hiçbir yere dönmeden gelirse ikisine de ihtimal vardır. Bakacaksın artık lam mıdır elif midir. Onlar anlaşılacak okuyor okuyor. Li Fi di ebi ehi dini. Bak burada iş değişiyor. Dini iki tane uzatma koymuş. Bir tane dal var. Peşine yağ gelmiş. Di bu ya harfi dal uzatıyor bak. Di diye onu uzattı. Di peşine nun var. Nunu nu da uzatan sonda bir yağ daha var. Di, ni, beni, di, nu. Di, nu. Cık, hayır. Di, nu. Bitti. Nu değil. Uzatma dikkat. Eli, mu. Eli, mu. Mu, mu olmaz. Mu. Bitti. Eli, mu. Rahim, mu. Azim, mu. خیل یتیم خی فتا خالی فتا خالی فتا قاضی رو عالمین عالمین Tamam A belli zaten. Peşine L gelmiş. L'nin hemen altında min var. Bak şurada min var. Ondan sonra oradan Nuna çıkılmış. Arada da yağ var. A, L, mine. Ne varmış? Yağının sağında min varmış. Sadiqine. Sadiqine. Yağı görüyorsun. Kaf ile Nun arasında yağ var. Kafı uzatır. Gine. Fasiqine kafirine ebabile ebe değil ebe bile değil eba uzatıyorsun ebebile, bile iblise ibi ibi yazmıyor burada ibi iblise miskine isra ile isra ranın sonunda elif var uzatıyor isra ile 18. derse geldik. 18. derste de neyi görüyoruz? Burada uzatma harflerinden vav'ı görüyoruz. Vav'ı ele alıyoruz. Kendisinden önceki ince harfleri u, ü arası bir ses ile kalın harfleri ise u'ya daha yakın bir ses ile uzatmaktadır. Vü, gu, zü, gu, fü, hü. Uzatan ne? Vav. Wow. Neyi uzatıyor? Sağındaki harf. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm diyorsun ya oradaki. Eûzü yekûlü ve kûdü netûbü rasûlü sudûru kulub yekunu, kuluna yekuluna yekumuna ya'lemuna ya'duna yed'aluna şurada mim'i görüyorsun inşallah lam ile vav wow arasında mim var tedhuluna tekfuruna ra buradaki vavın wow sağında ra var Tekfurune Teşkurune ilk harf ta'dır. T. Te. Teşkurune Teşkuru Vav uzatıyor. Te'budune Hâsirûne Elif de uzatıyor, vâ da uzatıyor Hâsirûne Kâfirûne Abidûne Zâlimûne bin nurihim kulubihim sudurihim min dunihim 16. ders alemine lam ile ya arasında mim var bak lam aşağı doğru iniyor yaya geçerken burada mim var dikkat et alemine kafirine فاسقين جاهلين يقولون ينصرون تنظرون تشكرون يرجعون يكذبون يخدعون يشعرون تعلمون يُنْفِقُونَ يُقِنُونَ يُؤْمِنُونَ يُخَادِعُونَ يُجَاهِدُونَ تُقِيمُونَ يُقِيمُونَ مُفْلِحُونَ مُفْسِدِينَ مُؤْمِنِينَ مُصْلِحُونَ yuhiduna yuhiduna iki uzatma var bunda müstakime nesta'inu nagbubi bir kelimede iki tane uzatma da olur üç de olur beş de olur önemli değil birden fazla olabilir yani 17. ders şedde harflerin şedde ile okunuşu bir sonraki ders inşallah buradan başlayacaktır.